Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hocam bugün sizinle tansiyonu konuşacağız. Her eve tansiyon hastalığı girdi gibi günümüzün şartlarına desek yeridir. Siz uzmanlar hep dersiniz ki tansiyon hastalığı tek başına bir hastalık değil. Beraberinde birçok organı da içinde hassasiyet ve tedavi aşamasında sıkıntılar yarattığı için birçok organı da etkilediğini dile getiriyorsunuz. Öncesinde tansiyon nedir? Bununla başlarsak neler söyleyeceksiniz? Tansiyon tıbbi olarak damar gerginliğinin artması. Ama ben bunu hep hastalarıma şöyle anlatıyorum. Evet. Arabanız ne kadar iyi olursa olsun, el freni çekik arabayı kullanırken bir müddet sonra fren balatada sorun getirir. Tansiyonunuzu da kontrol etmezsek, baştan başlarsak beyin, göz, bu şat damarlar dediğimiz damarlar, ondan sonra kalp, böbrekler, bütün aklınıza gelen hemen hemen bütün organlarda hasar başlar. Bu hasarı önlemek için tabii ki tansiyonumuzu her zaman normal değerlerin içinde tutmamız lazım. Evet. Peki tansiyon hastalığı kişiye göre belirtileri aynı mıdır, farklı mıdır? Nasıl kendisine tansiyon? Şimdi hastaların algısı değişiyor. Mesela çok yanlış bir kanaat var. Ben yüksek tansiyonu, benim vücudum alışkındır. Evet. O hasta hakikaten tansiyonun belirtileri işte baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma. Onda o yoktur ama muhakkak ki yapacağı hasarı yapıyordur. Hasta onu fark etmez. Fark ettiği zaman da zaten komplikasyonlar çıkar, gecikmiş olur. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.